Selamünaleyküm sevgili kardeşlerim. Şimdi araba gibi değil yani. Bir tarafıyla araba gibidir, kontrolündedir. Ama dış şartlar var. Mesela atmosfer, güneşin, yağmurun, yerin kayganı oluşu vesaire. Bunlar senin elinde değil. Şimdi aklımız var. Aklımıza bela veya dost olacak. Düşüncelerin düşüncelerine dost ve düşman olacak vesaire. Bu insanlara ekseriyeti mutlaka akılları akıllarına bela olduğu için ondan kurtulmak için sefahata veya ahlaksızlığa kayıyor veya daha ilerisi intihar ediyor. Şimdi sana rağmen çalışıyor. Senin hiç şansın yok bundan. Maziyle çalışıyor, istikballe çalışıyor. Şu aralar 193, 199'dan okuyorum. Tespitim 25. ya 28. defterin 308. sayfasında yazdığımı şimdi paylaşıyorum bu aletimle. Bakayım becerebilecek miyim? Şimdi akıl bir sistem kardeş. Bu sistem yani uyutarak gaflete dalıp onunla alakasız imiş gibi davranmak çare değil. Yani aklının şerrinden kurtaramasın aklını. Yani alakasızım. Benimle ne alakası var? İlim zannediyorsun şu konuşmamı. Risale-i Nur'u ilmi zannediyorsun. Yani ilmi tarafı ayrı. Risale-i psikolojidir. Ustad Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, bütün dertlerinizin dermanı olan imanınızı inkişaf ettirin diyor. İman hem nurdur, hem kuvvettir. Ne demek? İman iki yönü tamir ediyor, kıblesine koyuyor. Oradan elem değil, oradan lezzetler alıyor. Nedir o? İmanın iki yönü var. Akıllı konuşacağım şimdi. Bir, iman hem nurdur hem kuvvettir der. 23. sözde ustad. Kuvvettir ne demek? Nokta istinat. Allah'a iman. Allah'a iman ne kadar artarsa akıl o kadar kendisini güvende hisseder. Allah var çünkü. Niye? Allah'a teslim olmuş. Tevekkül etmiş. Allah'a itimat etmiş. Allah'a kanaat etmiş. Dikkat et. Allah'a kanaat etmiş. Şimdi imanın ve aklın geçmişi nokta istinat. Allah. Eğer geçmişi imanla akıl çalışmasa, bak akıl ne olur? Vahşi olur, yabanilik olur, ıssız olur, tenha olur, vehimler yani varsayımlar, ihtimaller, muhtemeller olabilirler. Kafanı sinek gibi kemirir. Nedir o? Bal sür vücudun herhangi bir yerine veya şöyle düşün. Elini kapa şeye bağla arkadan adamın. Kafasını jiletle vur. Bak bilerek söylüyorum bu misali. Arkasını elle bağladın mı? Eli bağladın mı iple adamın? Kafasına jilet vur. Tamamen dazlak. İnce bir bal sür ve bırak. Sinekler ve arılar ne yapar? Gram gram yer değil mi kafasını? Ha, vehim buna da benzemiyor. Vehim. O kadar dehşetli ki, o kadar korkunç elemi var ki vehimin. Kurtulmak için çareyi, ilacı intiharda bulmuş. İntihar çare ise kendisi nedir? Sonra akıl eğer geçmişini imanla tamir etmezse, onu kontrol altına almasa, akıl geçmişinden dehşet, yabanilik, ıssız, tenha, vehim, ürkütücü, ondan sonra dehşetli elemler, korkunç vahşilikler yaşar. İmanla geçmiş. Şimdi aklın böyle geçmişinin bu eleminden kurtarmanın şartı nedir?
imani billah'tır. Allah'a iman nispetinde akıl, geçmişin bu dayatmalarına kurtarırsın. Aklın ifratı var, tefriti var, vasatı var. Aklın tefriti Allah'a imanla kurtarırsın. Çünkü mezar geçmiş. Bütün sevdiklerin ve sevdiklerini de sokacak. Anne baban oraya sokmuş. Mezarlığa gittiğin zaman kefen mefen var falan, korkunç böyle. Ha, bu nedir? Geçmiş mezarlıkları gördün ya. Bunu aklın tefritini, geçmişini, imani billah ile ifratını imanın nuruyla, yani ahirete imanla nurlandırırsın. Ahiret iman yoksa kafada, şimdi şöyle düşünün. Bile din diye duyma şu sözümü. Ben ruhsal psikolojiciyim. Yani burada tevazu yapmayacağım. Şimdi dünyada yaşayan bir insanın aklını düşün. Alakadar, gelecekle alakadar değil mi? Yani önüne bakıyor, kansere bakıyor, koronaya bakıyor. Yani en ufak bir vehim ya. Ben bu ya alamazsam, ya yapamazsam, ya tahlilden olumsuz çıkarsa. Yani cüzi bir vehimle dünyası cehenneme dönen bir insan. İyi dinle. Bu aklını dünyadaki hadiselerde, olaylara karşı ne ile nasıl teselli bulacak? Yani dünyada ne nedir? Ne nasıldır? Yani insan dünyadaki hak, batıl, doğru, yanlış. Bu budur, bu da bu değildir. Bu bununla böyledir gibi ilişki ve çelişkilerini bulup aklı istikametine nasıl koyacak? İşte dünyada yaşarken bu olmaz, bu doğru, bu yanlış. Ya bu haram ya, bu olmaz. Vefasızlık, bu namussuzluk ya. Bu haktır ya, yapmamalısın vesaire. Bunları söylettiren, yani ahirete iman olma nispetinde dünyamızı tanzim ediyor. Olmaz. Niye ahirette bu? Olur. Çünkü ahirette bu. Yani dünyadaki konuşmalarımıza ve davranışlarımıza soru sorunca verecek cevap ahirete iman nispetindedir. Geleceği kaygılardan kurtaran, yani ne güzel demiş bir ayette, ayeti mealini şu anda hatırlayamıyorum ama bir mana söyleyeyim. Siz ne kadar dünya perest oldunuz, ne kadar dünyaya saplandınız ki, hissiyatınız, fikriyatınız, ne kadar dünyaya taptınız ki ölümden korkuyorsunuz. Oysa la rahatte fi dünya illa daril ahire. Allah dünya değil ahirete kazanan istiyor. Esas hayat o. İman ettiğimiz halde gelecekten gene korkuyoruz. Demek ki yeterli değil. Şimdi 199 şualarda diyor ki, 199 bak diyor ki, insanın aklı ahirete iman nispetinde baki alemin bir nevi lezzetini dünyada hissedebilir. Keyif veriyor. Tamam. Ben böyle bir insan yaşamış gördüm yani. Hızır abi vardır Rizeli. Benden aşağı. Feşti. Ben çok şahidim ya. Abimiz de bizi yetiştirme emeği geçmiş. Mekanı cennet olsun. Allah şefaatini mazhar eylesin. Böyle kanser vesaire hastalar geldiği zaman belinden aşağı feşti. Oo ölüm ya, gönder bana ya, ulan ben dört gözle bekliyorum derdi. Bir gün bana dedi ki, abi dedim niye kırkırmız oldun? Ya dedi, Rabbimden istiyorum ama şimdilik vermiyor. Ölümü istiyor. Niye Zer abi dedim, bizden uzaklaşmak istiyorsun? Ya bıktım şu dünyadan diyor ya, yeter diyor. Belden aşağı felç ya. Böyle. Hızır abi ya şey olursa dedim, yani nasıl güveniyorsun? Bak kardeş dedi, ben amelime güvensem ölümüm istemem ki. Bak aklına nasıl imanı bil ahiret hakim. Bir dedi, amelime değil, bir. Vesile noktasında. Risale-i Nur'un şahsı manevisine beni dahil etmişse, talebe isem, Nur talebesi, iştirak amalı uhreviden alacağım. Sonra Allah Resulü'nün şefaati var diyor. Sonra Allah'ın rahmeti var diyor. Allah'a vesilelik diye Allah'ın rahmetine güveniyor. Şimdi aklı kısacası ifrattan kurtaran imani bil ahiret, aklı tefritten kurtaran imani billah, vasıta koyan, yani dengeye koyan, haf ve recadan muhafaza eden
vahye tabi olursa insan aklı rahat eder. Bu sefer her şeyin ama her şeyin ifratı şeytandan tefriti nefse mal eden. Yani şeytan ifrat ettiriyor. Şeytan ifrat, geleceği olumsuz diyor ve vesvese veriyor. Nefis ve nefse mare, erva habise ve cinler ise geçmişimizi karanlık gösteriyor. Tefrit işte. İşte aklımızı ifrattan ahirete imanla, aklımızı tefritten gelen elemleri de Allah'a inanmaktan, yani imanımızı artırmaktan, bunun da çaresi vahye tabi olmaktan. Ya söylüyorsun da vahiy, tamam vahiy, biz de tabi olduk. Hayatımıza Kur'an nasıl geçireceğiz? Herkesin bir asıl da mucedidi var. Ben ömrüm bu noktada geçtim. 58 yaşındayım. Bilmediğim cemaat yok. Dünyada, Pakistan, Hindistan'da dahi. 383 tane Hindistan'da din var. Onu bilen insanım. Isuzu, Mitsubishi, bir tane de var. Nissan. Araba markası değil mi? Aslında bunlar din isimleri, biliyor musun? Arabaya vermişler isim. Ama bunları da biliyorum. Şakyamuni, Buda vesaire. Biliyorum. Süleymancılığı, tarikatçılığı, kadirileri, Şahzeli, biliyormuş yağları be abi. Biliyorum, okumuşum yani. Öyle uzaktan bilmem. Yani Risale-i Nur bambaşka. Risale-i Nur'la aklını kıblesine koyuyor. Yani işte bu okuduğum şey 199 şualardan, 193 şualardan istifade ettiğimi şöyle kısa bir kayıt yapayım diye şey yaptım. Defteri kaydederken dedim ya birkaç dakika kardeşlerimden istifade edeyim. Aklın sana binerse, aklına bela olursa, aklının belasından, düşüncelerinden nasıl kurtaracaksın? Kıblesine nasıl koyacaksın? Ya unutarak, yokmuş gibi davranarak, lakara lukara, televizyonlara, maçlara, sefahatlara kafanı kuma sokar gibi oralara kafanı sokmayla kurtulamazsın. Bak bugün benim köyden iki kişi gitti. Bir tanesi koronadan gitti. Bir tanesi de akciğer şeyi. Ne alacak şimdi? Ya bir tanesi hakkında üzülmüyorum. Maşallah diyorum. Beş vakit namazı vardı. Çok kaliteliydi. Derdi ki Allah rahmet etsin Hüseyin abi. Ya seni görünce rahatlıyorum ya dedi. Çok rahatlıyorum dedi. Niye dedim ya Hüseyin abi? Ya dedi böyle mutlu, huzurlu, karamsar görmüyorum. Ahirete ümitli oluyorum bu sefer dedi. Dedim Hüseyin abi, ahiret o kadar güzel ki Allah diyor ki siz ne ölümden korkuyorsunuz? Nasıl dünyayı esas aldınız yani? Ahireti anlatıyordum. Yani güzel bir yermiş ya dedi. Tabii ya. Bak gitti. Ötekisinin namazı yoktu. Allah yardım etsin. Ölüme bayılmak mı zannetti? Nereye gitti şimdi? Bilmiyorum. Hadi selamun aleyküm. Ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bir Allah razı olsun dese memnun olurum. Ha? Allah senden de razı olsun. Desen de demesen de.